Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de fotosentez işleyeceğiz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlayalım evladım. Fotosentez fotoğrafların düzenlenmesi ve yayınlanması mı hocam? Elham, foto ışık demek. Evet. Sentez de üretmek demek. Işıkla üretim demek aslında. Şimdi etrafımızda bir sürü bitki var değil mi Tonguç? Evet, hocam. yeşil canlılar var işte yeşil bitkiler. Hatta insana huzur veriyor değil mi yeşil evet, canlılar olması? Şimdi Bunlar güneşten aldıkları güneş enerjisi diye bir şey var. Hani güneş enerjisiyle elektrik üretiyorlar. Ondan yine arabalar çıktı falan filan. Bu enerjiyi aynı o arabalar gibi kullanarak Tonguç ne üretiyorlar? Besin üretiyorlar. Hani mesela patates, hani mesela bunların meyveleri var ya. Bunların aslında meyvenin içindeki enerjiyi biz güneşten alıyoruz. Bu fotosentez demek yani ışıkla üretim demek. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım. Öyle. Çok güzel. Foto anladım. zaten fotoğraf makinesinden ışığı olduğundan biliyorsun. Instagram mı? Fotosentez şöyle bir şey. Tonguç fotosentez bir kere bitkinin yeşil kısımlarında. Yani nerede oluyor Tonguç? Yaprakta oluyor. Şimdi fotosentezin bitkinin yapraklarında şöyle bir şey var Tonguç. Yaprakları köklerden gelen köklerden gelen suyu alıyor Tonguç tamam mı? Buraya su yazıyorum. Su formülü neydi Tonguç? H2O. H2O. Suyu aldı. H2O. <laughs> suyu aldı Aynı zamanda havadan da bak yaprakların üstünde böyle gözenekler var Tonguç. Evet hocam. Bu gözenekler hava delikleri aslında. Bu hava deliklerini sen göremezsin mikroskopla görebilirsin. Ama bu hava deliklerinden de havadan bizim verdiğimiz karbondioksiti alıyor Tonguç. Karbondioksiti kim veriyor aslında? Biz bitkilere veriyoruz değil mi? Evet. Nefes alıp verdiğimizde karbondioksit veriyoruz. Ve bu karbondioksiti alıyor. Bak suyu aldı, karbondioksiti aldı ve sonrasında oksijen üretiyor. Hani derler ya bitkiler oksijen üretir. Evet. İşte bitkilerin oksijen üretmesinin temel sebebi fotosentez aslında. Ve oksijen ürettiği zaman ama asıl amaç oksijen üretmek değil. Aslında besin üretiyor Tonguç. Bak görüyor musun? Bitkilerin hücrelerinin içinde böyle küçük küçük parçacıklar oluyor ve bunlar da besin üretiyor Tonguç. Ve bu besinleri de biz ne yapıyoruz? Yaprak sarması gibi. Oh güzel afiyetle yiyoruz. Aynen. Annen yaprak sarması yapıyor mu lazım sana? Parmak gibi hocam. Serçe parmağı gibi incecik oluyor. Çok güzel. Vay yapıyoruz. çok güzelmiş. Ve bu besin aslında biliyor musunuz? Yaprağın içindeki besin aslında. Hatta bunu en fazla kim yiyor? Inekler, öküzler yiyor değil mi Tomuç? Teşekkür ederim hocam. Evet bu ö, ineklerin yediği bu besinler ne yapılıyor sonradan sindiriliyor et oluyor biz de onları yiyoruz falan et filan olsun. besin zinciri de var orada buraya aldık hocam. Evet. evet şimdi burada şunu unutmayacağız güneşten ne geliyor enerji ışık geliyor, Işık geliyor. Pardon. ve aynı zamanda yeşil olmasının sebebini biliyor musun bitkilerin nedir hocam bitkilerin yeşil olmasının sebebi klorofil denilen klorofil de ulan yeşil olmasına rağmen mavi de yazık. <laughs> Klorofil denilen e, bir madde. Klorofil dediğimiz şey bir renk pigmenti. Hangi renkte peki bu evladım? Yeşil renkte. Renk pigmenti demek pigment demek renk veren madde demek. Renk pigmenti de buradaki yeşil e, halde çünkü bitkilerin hepsi yeşil değil mi? Tom? Hocam yeşil file ne denir? Yeşil file ne denir? Green fil. Hayır hocam. Mi? Klorofil denir. Vay! Ne bayağı ne iyiymiş ne bir, bir espri gerçekten çok kaliteli. Bunu asla Bu kadar <laughs> İğrenç <iziyorsun> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tonguç bak. O zaman yeşil madde olan klorofil de fotosenteze yardımcı tamam, yardımcı bakayım. oluyor, tamam mı? Şimdi hemen bakalım o zaman. Karbondioksit aldık, suyu aldık ve ne ürettik? Besin ürettik ve oksijen ürettik. Bunu yaparken ne kullandık? Işık, Işık kullandık ve neyi kullandık? Yeşil renkte olan klorofili kullandık. Burayı anladık mı Tonguç? U? Çok net anladım. Besin dediğimiz zımbırtının glikoz olduğunu altına yazdık ya. Glikozun formülü ise c 6 h 12 o 6 Tonguç bak burada karbon var, burada karbon var. Burada hidrojen var, burada hidrojen var. Burada oksijen var, burada oksijen var. Görüyor musun? Anladım hocam. Anlaştık mı Tonguç? Evet. Bu da bizim bildiğimiz oksijen ve bu havaya veriliyor. Tamam mı Tonguç'um? Fotosentezin reaksiyonu neymiş o zaman? Karbondioksit artı su, besin artı oksijen. Anladım hocam. Sonuçta besin üretiyoruz. Bak çok önemli. Sonuç. En önemli şey bu. Burada şunu unutmayalım. Işık enerjisi neye dönüşüyor Tonguç? Fotosentezde ışık enerjisi neye dönüşüyor Tonguç? Besine dönüşüyor hocam. Besinin içinde hangi tür enerji var biliyor musun Tonguç? Kimyasal bağ enerjisi var. Yani kimyasal enerji desen de olur. Işık enerjisi neye dönüşüyormuş Tonguç o zaman? Kimyasal bağ enerjisi. Mükemmelsin Tonguç. Şimdi o zaman klorofile bakalım. Klorofil nerede bulunur? Bitkinin içinde, bitki hücrenin içinde kloroplast denilen bir organel var. Kloroplast kloroplast organelin içinde klorofil bulunuyor Tonguç. Kloroplast organelin yeşil renkte. Bitkiye yeşil rengini veriyor. Rengi zaten söylediğimiz gibi yeşil ve Tonguç'um bu adam ne yapıyor kloroplast? Işığı yani güneşten aldığı ışığı soğuruyor. Soğurmak demek biliyor musun Tonguç? Soğutmak. Ye Hayır. Yenici sınıfta görmüştük. Soğurmak içine almak demek. Ha. Enerjisini emmek demek. O zaman ışık enerjisini hemen organelin adı neymiş? Kloroplast. Tamamdır. Bunu yapan e, şeyin adı neymiş? Klorofilmiş. Tonguç. Klorofil. Klorofil o zaman nerede bulunuyormuş? Kloroplastın içinde bulunuyormuş. Tamam mı Tonguç? Tamamdır. Klorofil nerede bulunuyor? Anlatışık mı? Kloroplastın içinde bulunuyor. Mükemmel mı? ve yeşil renkte görüyorsun. Şimdi fazla üretilen glikoz ne oluyor peki? Fazla üretilen glikoz eğer çok fazla üretirsek nişasta şeklinde depolanıyor. Hani patates yedin mi Tonguç? Bir keresini yemiştim hocam. Bir keresini yemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Evladım, patates Her gün yiyorum, yiyorum hocam. Bana hatta patates kafa diyorlar. Evet, patates dediğim senin için nişasta var aslında. Az önce orada yediğin e, böyle e, un gibi bir şey var. Un gibi şey var ya patatesin aslında şey yaparsan püresi falan un gibi, şey ha Püresi falan o nişasta aslında tonguç. Anladım hocam. Çünkü on, bir sürü glikoz üretiyor. Bu glikozlar da birleştirilerek nişasta oluşuyor. Çok anladım hocam. O zaman fotosentez sonucunda yaprağın kütlesi ne olur tonguç? Işıktan yaprağın aldığı enerjiyle güçselir. ve havadan aldığı karbondioksitle Artar Tonguç. Artar, evet. Neden? Çünkü besin ürettiği zaman, besin bir ağırlık değil mi? Kesinlikle. O zaman yaprak. Işık enerjisi neye dönüşüyordu demiştik? Kimyasal enerji. Kimyasal enerjiye dönüşüyor Tonguç. Mükemmelsin. O zaman e, fotosentezi nerelerde ol olmaz ona bakalım. Ner nerede oluyordu fotosentez? Uzayda olmaz hocam. Hayır evladım. Yaprakta oluyordu Tonguç ha, değil mi? Ha. Ama nerelerde olmaz? Bitkinin gövdesinde yeşil bir kısım var mı Tonguç? Yok. Yok. Bitkinin e, köklerinde var mı? Yok. O zaman Yeşil olmayan hiçbir yerde olmaz. Mesela gövde, köklerde olmaz. Ama ne zaman olmaz? Yeşil değilse. Yeşil ha. değilse olmaz. Hani bazı bitkiler, tek yıllık bitkilerde gövdeler de yeşil olabiliyor. O yüzden Olabilir. ona dikkat edelim. Yeşil değilse o zaman fotosentez olmaz. Olmaz. Bu yani. kadar. E, Fotosentezi yapan canlıları da örnekler unutmayalım. Hem yeşil bitkiler hem siyona bakteriler. Bu kadar evladım. O Teşekkür zaman Tonguç Akademi.com'a mutlaka üye ol evladım. Orada videolar daha önceden ve daha düzenli. Tamam. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım evladım.